Merhaba arkadaşlar. Vermince Tarot'a hoş geldiniz. Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Günün hangi saatinde ya da hangi tarihte birbirimize denk gelmişsek hiç fark etmeksizin benim videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Abone olan olmayan herkese ama herkese benim videolarım geçerlidir. Bunun gönül rahatlığını bilin. Bütün videolarıma da bu şekilde bakabilir, eğlenebilirsiniz. Çünkü yapmış olduğum videolardan önce naçizane bildiğim kadarıyla sizi gerek astrolojik olarak gerek numerolojik olarak belli konularda sizlere naçizane bildiğim kadarıyla bilgiler paylaşıyorum. İçinde bulunduğunuz süreç içerisinde, ilişkiler içerisinde farkında olmadan yapmış olduğumuz belki yanlışlar, doğru olarak görüp de yanlış yaptığımız şeyler. Bunlarla alakalı numerolojiye dair, yani aklınızdaki kişiyi analiz edebileceğiniz konulara dair sizlerle bilgiler paylaşıyorum. Böylelikle belki de içinde bulunduğunuz sürece dair aklınızdaki kişinin ne durumda olduğunu analiz etmeye çalışıyorsunuzdur. Onun nasıl bir döngüden geçtiğini analiz etmeye çalışıyorsunuzdur. Bu tür bilgilerle sizlere naçizane elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığımı bilmenizi isterim. Diğer videolarda da bunlarla alakalı kısa kısa da olsa bir şekilde bilgilerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bugün dönüşüm yaşları ile alakalı sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Ki bunun gibi misal veriyorum. Astrolojik olarak da konuşmak gerekirse her kuzey ay düğümü, güney ay düğümü döngüsü yaşadığımızda ki 18 yıl, 8 ay, 9 ay gibi bir sürece tekamül ediyor. Bu süre zarfında hayatımızda köklü değişimlerden geçeriz. Bu sadece 18 yıllarda, 18-19 yaşlarımızda, aynı şekilde 36-37 yaşlarımızda bu döngüden geçeriz. Yaşı yetenler için sormak gerekirse, bir düşünün bakalım, 36-37 yaşınızda çok büyük değişimlerden, dönüşümlerden geçmeye, hayatı sorgulamaya, kendinizi sorgulamaya, neden bu dünyada olduğunuzu, tekamülünüzün ne olduğunu, neden bunlarla sınandığınızı, yani çok fazla hayata dair ve kendinize dair sorgulardan ve suallerden geçtiğinizi fark edeceksiniz. 18 yaşlarınızda da biraz daha hani aileden ayrılma vardır, üniversite hayatı vardır, hayata atılmak vardır. Artık hani bambaşka bir kapı açılır. Yani bu yüzden hayatımızdaki bu köklü değişimlerde bu döngülere bakarız. Ki aslında sadece bu değil, transit olan kuzey ay düğümü ve güney ay düğümümüz kavuşumunda da, yani 9 yıllık bir döngüde de benzer dönemlerden geçeriz aslında. Öte taraftan konuşmak gerekirse, şimdi dönüşüm yaşlarımızı bir de numerolojik olarak hesaplamamız gerektiğinde, sadece hani en basit usulden size anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Aklınızdaki kişiye dair bu analizi yapabilirsiniz, kendinize dair bu analizi yapabilirsiniz. Her dönüşüm yaşınızda köklü değişimlerden, dönüşümlerden geçebilirsiniz. Veyahut hayatınızda önemli bir şeylerin olduğu bazı yaş döngüleri olabilir. O yaşınızda, o dönüşüm yaşınızda öyle bir olay yaşarsınız ki buna bazen bir kitap sebep olur, bazen bir insan sebep olur, bir olay sebep olur. Fakat çok büyük bir değişiminize ve dönüşümünüze, bambaşka bir kişilik yapısına geçmenize sebebiyet verir. Bu olan olaylar, yaşadığınız çok büyük olaylar olabilir, iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bu tabii ki kaderin bize getirmiş olduğu bazı döngülerdir. Bunu nasıl hesaplayacağımıza gelecek olursak. Öncelikle diyelim ki 1985 doğumlusunuz diyelim. Burada yapmanız gereken şey 1 artı 9 artı 8 artı 5, yani rakamları tek tek rakam olarak toplamaya çalıştığınızda 1 artı 9 artı 8 artı 5, yani 23 rakamını elde ediyoruz. 23 sizin birinci yaş döngünüzdür. Şimdi 23 yaşında kaç yılına geliyorsunuz? Yani 85'li olduğunuza göre 23 yıl sonra 2008 yılında 23 yaşında birinci dönüşüm yaşınızı yaşamış oluyorsunuz. Buraya kadar çok basit, çok güzel.
kolay da bir şekilde hesaplayabileceğiniz bir durum var. Şimdi 2008 yılında aynı tıpkı 1985'te olduğu gibi rakamları topluyoruz. Burada sıfırlar olduğu için kolay usulden 2 artı 8'den 10 yıl yapıyor. Yani 10 yıl sonrasında yine bu sefer bir dönüşümden geçeceğinizi gösteriyor ki. Kaç yaşında geçirmiştiniz ilk döngünüzü? 23 yaşınızda. 23 artı 10 yıl dediğimiz zaman 33 yaşınız sizin ikinci dönüşüm yaşınız. Aynı şekilde 2008 artı 33 diyerek yine 33 yaşınızda hangi yılda olduğunuzu ve bundan sonraki dönüşüm yaşlarınızı hesaplayabilirsiniz. Diyelim ki aklınızdaki kişi böyle bir döngüden geçiyor olabilir. Çok zor bir yıl geçiriyor olabilir. Bu sebepten dolayı size farklı davranmaya başlamış olabilir. Hani şey diyebilirsiniz, bundan önceki tanıdığım adam ya da kadın gerçekten çok farklıydı. Şu andaki çok farklı, çok değişti. Farklı davranışlar sergilemeye başladı. İşte çok ağır olaylar tecrübe etti. Veyahut dönüşüm yaşına yakın bir tarihtedir. Hayatında bazı şeylerde köklü değişimler yapmaya çalışıyordur, bazı defterleri kapatmaya çalışıyordur, hayatı sorgulamaya çok fazla başlamıştır gibi gibi. Dönüşüm yaşlarına yakın ve dönüşüm yaşlarından sonraki dönemlerde biraz daha kişinin böyle farklı davranışlar sergileyebileceği, hayata bambaşka bir bakış açısından bakacağı zaman dilimlerinden bahsederiz. Aklınızdaki kişiye dair veya kendinize dair bu hesaplamayı yaparak en azından ufak da olsa onunla alakalı bir analiz yapmanıza yardımcı olabilir. En azından aklınızdaki o soru işaretlerine bir nebze olsun cevaplar bulabilmenize yardımcı olacaktır. Şimdi gelelim bu akşamın konusuna. Bu akşam aklımızdaki kişiye şöyle soralım bakalım. Sayın aklımızdaki kişi hakkında acaba bizim bilmemiz gereken ne var? Bizden sakladığı, gizlediği veya şu anda ne durumda olduğuna dair, onun hakkında ne bilmemiz gerektiğine dair, hadi gelin beraber açılımıza soralım ve açılımıza başlayalım bakalım. Ve masama hoş geldiniz. Sizleri de masamda konuk olarak ağırlamaktan büyük gurur duyarım. Her zaman olduğu gibi. Öncelikle bana abone olan, destek veren, yorum bırakan, beğeni bırakan herkese ama herkese canı yürekten teşekkür ediyorum. Allah her birinizden ebeden razı olsun. Çünkü sizin sayenizde daha fazla insana ulaşabiliyorum, daha fazla ruha dokunabiliyorum, daha fazla insana yardım elimi uzatabiliyorum. Sizler sayesinde içinden çıkamadıkları süreçlere yani bir şekilde aranızdan cesaret edip bana ulaşan, irtibat kuran, benden özel danışmanlık alan o kadar fazla insan var ki ve onların ruhlarına dokunabiliyor olmak, sizlerin sayesinde daha fazla kişiye yardım elimi uzatabiliyor olmak, yani Allah her birinizden, gönlünüzden, yüreğinizden geçen her dilek duanın kabul olmasını diliyorum ki müminin mümine duası her daim kabul olur. Şükürler olsun. Ya şükür. Yani sizler benim şükür sebebimsiniz. Gerçekten benim yüce Rabbim yüreğimi biliyor, kalbimi biliyor. O yüzden o kadar rahatım ki çok şükür beni sizlerle bir araya getirip buluşturup kavuşturduğu için sonsuz şükürler olsun. Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi niyet ederek başlıyoruz ve aklımızdaki kişiyi şöyle bir sıkıştıralım bakalım. Bugünlerde ne yapıyormuş, ne durumdaymış, onun hakkında ne bilmemiz gerekiyormuş. Şimdi açılımıza başlıyoruz. Niyet ediyorum. İlahi plandan ve meleklerden, kartlar aracılığıyla bana en doğru, en gerçek, en net bilgilerin akmasına, en doğru sözcüklerle ve cümlelerle enerjilere aracılık edebilmeye niyet ediyorum. Enerjiniz enerjime karışsın, ruhunuz ruhuma dost olsun. Bu açılım dinleyen, izleyen herkese ama herkese şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Aklınızdaki kişiyle alakalı
Bilinçaltı ile hisleri ile alakalı. Olası süreçteki eylemleri ile alakalı. En doğru, en gerçek, en net bilgileri almaya. Onun hakkında ne öğrenmemiz, ne bilmemiz gerekiyorsa bunlar hakkında bilgi edinebilmeyi, en doğru olanı görebilmeyi, öğrenebilmeyi niyet ediyorum. Pekala. Romantik meleklerimize soralım bakalım. Aklımızdaki kişiyle alakalı bizim ne bilmemiz gerekiyor? Bizi bu konuda lütfen yönlendirin. Gelen sorulara göre, daha doğrusu gelen cevaplara göre sorular sorarak aklımızdaki kişiyi sıkıştıracağım biraz. Pekala. Kimya. Burada güçlü bir manyetik çekim var. Aşkını ifade et. İleri git ve kur yap. Parasal durumlar ve kariyer. Parasal konular ve şu ara aşk hayatını etkiliyor. Ve ruh eşini çağırmak. Doğaların, olumlamaların ve gözünde canlandırdığım bir araya gelmenize yardımcı olacak. Bu aklınızdaki kişinin tamamıyla şu anda parasal anlamda bir sıkıntı yaşadığını, kariyeriyle alakalı bazı sıkıntılı süreçlerden, durumlardan geçtiğini, böyle kimyasının uyuması, uyacağın birilerine kur yapmaya çalıştığını, fakat bir türlü kendisini ifade edemediğini ve gerçek ruh eşini hayatına çağırmak istediğini, artık bir konuda, yani aşk anlamında tamamlanmak istediği bir dönemden, süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Bunu sizinle yaşıyor da olabilir. Fakat sizden bir cevap bulamadığı için ya da aranızdaki durumdan dolayı bir arayış içerisinde de olabilir ki iptal. Bunu kesinlikle düşünmeyin ve buna odaklanmayın. Gerçekten ruh eşiniz olduğuna inanıyorsanız, sizin kaderinizin bir yazıldığına inanıyorsanız, aranızda çok güçlü bir çekim, çok güçlü bir kimya varsa, aklınızdaki kişinin şu anda size dair ne kadar yaklaşmak istese de maddi sıkıntılarından dolayı şu anda bunu yapmadığını, yapamadığını gösteriyor. Aklınızdaki kişinin sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğini söyleyebiliriz ve cinsel anlamda bazı sıkıntılı süreçlerden geçiyor ve evlilik akdinden biraz çekindiğini, korktuğunu, özgürlüğünün elinden alınmasını istemediğini, ancak hayatının ve tekamülünün onu buraya doğru itilediğinin farkına varmış. Kendisini iyileştirmeye çalışıyor, ruhunu özgürleştirmeye çalışıyor, ruhunu beslemeye çalışıyor aklınızdaki kişi. Pekala. Bakalım destek mesajımız neymiş? Bütünü yaşamak. Arzu. Dua. Gizli lütuflar ve sorgulama. Aklınızdaki kişinin şöyle bir durumu var ki, aklınızdaki kişi maddi anlamda gerçekten üst bir mertebeye çıkmak istiyor. Gerçekten maddi anlamda güçlü olmak istiyor. Bunun için de nereden ne gelirse bunu kabule geçtiğini söyleyebiliriz aslında. Yani bir şekilde yaşamış olduğu böyle almaya o kadar alışmış ki, yani kim ne verirse oraya doğru yönelme gibi bir durumu söz konusu. Fakat arzu ettiği şey, bu maddi beklenti, kendisinin aslında şöyle bir gerçeğini değiştirmiyor. Elindeki tabak boş. Aslında bugüne kadar hiçbir şey doldurmamış, hiçbir şey dolduramamış. Her zaman alıcılığı öğrenmiş ve vericiliği öğrenememiş. Aklınızdaki kişinin aslında en başta bunu
öğrenmesi gerekiyor. Sosyal medyadan, çevreden, bir şekilde internet üzerinden arayış içerisinde olabilir. Bir şeylerin araştırmasını yapıyor olabilir. Maddi kaynaklarını genişletmeye çalışıyor olabilir. Fakat bu maddi kaygılara o kadar fazla düşmüş ki aklınızda kişi. Yani nasıl bir süreçten çıkacağını, kendi durumunu nasıl toparlayacağına dair hakikaten kendisini sıkışmış enerjilerde hissediyor. Cinsel anlamda arzu çekmesine rağmen, arzularının bir üst boyuta çıkmasına rağmen şu anda hiçbir şey yapamadığı için artık dileklere, dualara sıkışmış durumda. Daha iyi giyinmek istiyor, daha iyi yemek istiyor, daha iyi imkanlar istiyor. Yani tamamıyla maddiyat odaklı bir aklınızdaki kişi var. Rahat, kimse tarafından sorgulanmayan, elindeki avucunu kaybetmiş gibi hissiyat içerisinde aklınızdaki kişi. Yani kendisini o kadar yoksun enerjilerde hissediyor ki, sizin de hayatınızda, sizin aklınızdaki kişinin hayatında olmamanız ona yoksunluk bilinci yaşatmış. İlginizden yoksun, sevginizden yoksun. Kendi zaten tamamıyla şu anda yaşadığı şey aslında genel itibariyle kıtlık bilinci. Tam anlamıyla bir kıtlık bilinci. Ki önümüzdeki yıl zaten böyle bir bilinç hepimizi ne yazık ki bekliyor diyebilirim. Aklınızdaki kişi. Tamam, melek kartlarımı, daha doğrusu meslek kariyer kartlarımı. Aynı zamanda gizli lütufları, nereden ne yapabileceğini, bunların hepsini, kendi hayatını bir gözden geçiriyor. Bugüne kadar yaşamış, geçirmiş olduğu her şeyi en ince ayrıntısına kadar sorguladığını, kendi hayatını sorguladığını, başından geçenleri, yaşadıklarını, korkularını, kayıplarını, kazançlarını, bugünlere nasıl geldiğini, bu geçirmiş olduğu yaşam serüveninden sonra ruhunu nasıl özgürleştireceğini, mutluluğa kapılarını nasıl açacağını, kendisini, ruhunu sorguladığı bir dönemden, süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Ki gizli lütuflarda bu yaşam döngüsü anlatılmaktadır. Ve sorgulama. Yani hayatın kendisine vermiş olduğu bolluğu, bereketi görmeyip bunlara sırt çevirdiği için, bu sizin ona yaşatmış olduğunuz bolluk bereket de dahil olmak üzere. Çünkü onun ruhunu beslemişsiniz, ya egosunu beslemişsiniz, hayallerini beslemişsiniz. Her türlü bir besleyicilik sergilemişsiniz ki sizinleyken bereketi hissetmiş, bereketli olduğunu, her türlü anlamda doyduğunu hissetmiş. Ve bu durumu sorguladığı için, bu durumdan kaçtığı için şu andaki bulunduğu durumu evren, ilahi sistem diyor ki sorgulama. Bu durumu kendi başına getiren sensin. İçinde bulunduğun bu süreci sorguluyorsun ya, sorgulama. Senin artık yapman gereken şey, kan içtim, kan içse dahi kızılcık şerbeti içtim diyebilecek konuma, duruma gelmesi gerekiyor. Yani artık bir şeyleri kabullenişe geçmesi gerekiyor. Ve yaşamış olduğu bu süreci lütufla kabul ederek, geleni kabul ederek yaşaması gerekiyor. Fakat aklınızdaki kişi farkındaysanız aç gözlülüğe çok oynuyor. Her zaman daha fazlasını istiyor. Dualarında bile daha fazlasını. Farkındaysanız o kadar fazla duaya dem vuruyor ki, duaların, olumlamaların ve gözünde canlandırdığın bir araya gelmenize yardım edecek diye. Aklınızdaki kişi aslında bunu yapamadığı için sizi yanına çağıramıyor. Yani bir şekilde bu bilince varabilmesi gerekiyor. Ettiği dualarda ruh eşini yanına çağırmak yerine hala kendisiyle alakalı bolluğu, bereketi,
işte daha iyi yaşamayı, daha iyi gezmeyi, daha fazla kazanmayı tamamıyla nefsine hizmet eden bir durum söz konusu aklınızdaki kişide. En özet şekliyle. Aklınızdaki kişi aslında sizden çok şey öğrenmiş. En azından sizin o güçlü duruşunuz karşısında güçlü olmayı öğrenmiş. Kendi içindeki gücü fark etmiş. Ki zaten yani bir şekilde eril ya da dişil enerji fark etmez. En başta bir kere sizin ona sergilemiş olduğunuz affediciliği ve şefkati öğrenmesi gerekiyor. Yani enerjilerin aklınızdaki kişiye uyarısı, şefkati, affediciliği, bağışlayıcılığı öğrenmesi lazım. Bu sert yargılardan, keskin tavırlardan kaçınması gerektiğini, egosunu biraz aşağı indirmesi gerektiğini söylüyor. Evet, kuvvetli bir iç gücü olabilir, kendisine çok fazla güveniyor olabilir ama ne kadar güvenirse güvensin, bir yerden sonra artık yetmeyeceğini ya da bazı şeylerin yeterli olmadığını, sadece maddiyatın yeterli olmadığını öğrenmesi gerekiyor. Evet, kendisine nasıl sevdiğine, nasıl olgun sevdiğine bir güveni var. Kalbini ve zihnini etrafındakilere aç. Güvenilir ve gönlünden bir tavsiye, yardım işleri. Yani şunu yapabilmesi lazım. Sadece kendine değil, etrafına ve çevresine de yardımlarda bulunmalı. Şefkat göstermeli. Saygı duyulan bir kimlik, kişilik olmalı. Aklınızdaki kişi için başarılı bir zaman olduğunu, kendi ayakları üstünde durmaya başlayan bir duruş sergilemeye başlayacağını, kendi parasını nasıl kazanacağını çok iyi bilip de tuttuğunun altın olacağı bir dönemden, bir süreçten geçecek. Kendi özünde, kendi değerinde gerçekten böyle sağlam adımlarla gelebilecek olan bir aklınızdaki kişi var. Kendisini yetiştirip gerçekten hedeflediği bu maddi kazanıma ulaşabileceğini söylüyor kartlar. Ve artık bu süreçten sonra kendisine geleceğini, belki bazılarıyla ortaklıklar yapabilir, bazılarından yardım isteyebilir ve ilerlemeye devam edeceğini, azimle ilerlemeye devam edeceğini ve nihayetinde bolluğun, bereketin hayatına akışı olacağını, gelecek vadeden bazı girişimlerde bulunacağını, hatta size de somut bir adımla teklifle gelebilmeye dair bir hedefi var aklınızdaki kişinin. Çünkü size karşı filizlenmekte olan duyguları hala gündemde. Ne yaparsa yapsın, size karşı vermiş olduğu aslında bir söz var. Tutmadığı sözleri artık tutması gerektiğini, bunun için gerekirse sizi yanına alabileceğine dair, kendi bu maddi ferahını elde ettikten sonra size bir adımla, bir teklifle gelebileceğine dair bir ibare var. Olası süreçte aklınızdaki kişi biraz biraz toparlamaya başlıyor. Kendisine güvenini toparlıyor. Biraz daha saygın bir kimlik, kişilik edinmeye başlıyor. Maddi durumunu düzeltmeye başlıyor. Etrafından, çevresinden almış olduğu yardımlarla bir şekilde bolluğu, bereketi hayatına getirerek sizlere de bir somut teklifle gelmeyi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Fakat buradaki geçirmiş olduğu süreci veya geçirmek istediği süreci, maddi anlamda yaşamış olduğu sıkıntıları da sizden saklıyor ve gizliyor. Muhtemelen egosuna sığdıramıyor. Egosuna yediremiyor yani. Diğer taraftan
Dişil enerjilerin eril enerjileri beklediğini, fakat eril enerjilerin ya hastalığa düşen bir yakınları, baba olabilir, abi olabilir, bir aile yakını olabilir, böyle bir durumdan, süreçten geçtiğini ve bununla ilgilenmek zorunda kaldığını, bir taraftan da kendi işleriyle ilgilenmek zorunda olduğunu, sizin onu yani asıl kadın olarak hani beklediğinizi, ondan haber beklediğinizi, ondan mesaj beklediğinizi, en ufak bir haber gelmesine dair böyle kalbiniz ağzınızda beklediğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ve bu süreçte tamamen sizi de yoksun enerjilerde bırakmış. Yani ilgisini kesmiş, sevgisini kesmiş, şefkatini kesmiş, görüşmeyi kesmiş. Kesinlikle hiçbir şekilde eylem hamle belli etmeyen, sizin onu beklediğinizi bildiği halde bir türlü size o beklediğiniz mesajı göndermeyen bir aklınızdaki kişi var. Fakat burada bu maddi gücünü toparladıktan sonra biraz daha egolu bir duruş sergileyen ve ailesinin rahatsızlığını bahane eden, bu bahaneler arkasına sığınan bir aklınızdaki kişi var. Evet, aklınızdaki kişinin sizden bir şeyler saklayıp gizlediği ortada. Aklınızdaki kişinin çocukla alakalı bir konusu olabilir. Kendi çocuğu olabilir, sizin çocuğunuz olabilir veyahut çocukla alakalı bir gündemin haricinde size çocukça, safça, sizinle alakalı kurmuş olduğu hayallerden de bahsediyor olabilir. Bunlara dair artık eskisi kadar iyi şeyler düşünmediğini, düşüncelerinin giderek olumsuza dönmeye başladığını, yani yanlış anlamayın lütfen, olumsuza dönmeye başladığı derken artık umudunu yitirmeye başladığını, aradan geçen zaman dilimi çok uzadıkça aklınızdaki kişi sizinle alakalı artık hani mesaj yazsam da bana hani böyle çocukça saflıkta bir mesaj yazsam da bana iyi bir dönüş yapmaz düşüncesi var. Bu kısmı daha karanlık gördüğünü söyleyebilirim. İlahi zamanlama içerisinde her şeyin açığa çıkacağını, dişil enerjilerin eril enerjilerden haber beklediğini, hatta beklerken fiziksel ve psikolojik acı çektiklerini söylüyor. Artık aydınlığa çıkmak istiyor iki tarafta. Evlilikle alakalı, çocuk sahibi olmakla alakalı bir şeyler saklayıp gizlediğini söylüyor. Eril enerji aslında bunun beklentisi içinde olduğunu, gerçekten bunu hayal ettiğini saklamış. Bununla alakalı korkuları varmış. Eril enerjiler aile kurmaktan korkuyor. Aile sorumluluğunu, evlilik sorumluluğunu, çocuk sorumluluğunu üstlerine almaktan korkuyor. Bu yüzden bekliyorlar. Bu yüzden dişil enerjinin onları beklerken canları yanmasına rağmen uzun zamandır beklettiklerini bildiği halde dişil enerjiye o beklediği haberi göndermiyor. Bunun için sadece şanslı bir zamanlamayı beklediğini, zamanı geldiğinde, o ilahi zamanlama geldiğinde teklifle geleceğini ve yönünü, rotasını dişil enerjiden tarafa çevireceğini, ona karşı sadakatini göstereceğini, aralarındaki bu duruma sürece bir çözüm arayışında olacağını söylüyor. Hop. Aklınızdaki kişi tamamıyla sizden sakladığı, gizlediği en büyük şey evliliğe dair, çocuk sahibi olmaya dair korkuları olduğunu. Bunlar hakkında evliliğe dair kötü konuşmalar yaptığını, etrafına, çevresine, olaylara 360 derece bir baktığını, değerlendirdiğini, bu korkularını ancak bu korkularıyla yüzleştikten sonra şanslı bir zamanlama içerisinde size bir ciddi teklifle gelebileceğini ve bütün rotasını size çevirebileceğine dair, size sonsuz sadakatinizi sunarak bu bulunduğunuz duruma bir çözüm arayışında olarak geleceğini söylüyor.
size acılarınızı unutturacak bir durum sergilemesi gerekiyor. Pekala. Karıştırırken düştüğü için muhtemelen zaten bu matem, bu ayrılık, bu hüzün sizin kadar aklınızdaki kişiyi de etkilemiş, etkilememiş değil. Her ne kadar egolu bir duruş sergiliyor olsa da aslında asıl içinde yatan bu işin ciddiyete taşınabilecek olması durumu. Anka kuşu ve dönüşüm. Dönüşüm yaşından bahsettikten sonra bunu çekmek. Matem ve ayrılığın gelmesi gerekiyormuş. Pekala. Anka kuşu ve dönüşüm. Yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğin kaderin hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa, seni yaradana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel ve bir mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Ve sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal. Ve her karanlık gece gündüzü koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra, daha sonra parlayarak hayata dön. Enerjiler birebir geliyor. Ve hilebaz. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Ve vazgeçme, ilerle. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var. Ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Aranızda yaşamış olduğunuz bu durum belki sadakatsizlikten bitmiş olabilir. Sadakat beklentiniz yüzünden bu evliliği evliliğinizde bitirmiş olabilirsiniz. Belki de söylemem gerekiyordu. Veyahut ilişkinizde bitirmiş olabilirsiniz. Karşı tarafın hilebaz tavırlarıyla bir şekilde bu yaşamış olduğu ciddi, yani ilişkinin ciddiyete taşınmasından korktuğunu sizden saklayarak, gizleyerek, yani hilebazlık yaparak size ayrılık acısını yaşatmış. Sizin yanıp kül olarak anka kuşu gibi dönüşümünüzü sağlamış, yepyeni bir siz yaratmış olmalı. Ve bu yolunuzda vazgeçmemeniz gerektiğini, ilerlememeniz gerektiğini, yolunuzun açık olduğunu ve umudunuzun hep var olması gerektiğini söylüyor enerjiler. Kötü olanları değişip dönüşmek üzere evrene iade ediyorum. İyi olanları aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Oldu, oldu, oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.